Selam arkadaşlar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar istediğiniz piklerden bir tanesini çekiyorum. Not defteri oluşturdum artık. İstediğiniz pikleri not defterine yazıyorum ve not defterinde sırayla gidiyorum. Zaten dün Renekton gelmişti, bugün de Yona geldi. İstediğiniz pikler biliyorum ve hepsini not defterine yaptım. Hepsini sırayla çekeceğim. Siz istediğiniz pikleri yazmaya devam ettikçe ben de çok gelenleri not defterine yazıyorum. Çok like alanları da, çok gelenleri de. Şimdi sizler ise Yona oynayacağız arkadaşlar. Sahiplenmek değil, vazgeçebilmek seni yüceltir. Yone'de girdiğim günleri şu an ekranda görüyorsunuz. Ayağa çabuk girdim arkadaşlar. Karşımda ne yazık ki Volibear var. Volibear'ı kesebilecek miyiz bakalım dedim mi? Hafiften Yone'nin skilllerine başlayalım. Evet arkadaşlar, Yone'nin Q'su Yasuo Q'su gibi düşünün. Böyle ileri doğru Q ile vuruyorsunuz. İki kez vurduktan sonra üçüncü vuruşumuz ileri doğru atılabiliyor. W'miz ileri doğru hasar vurarak kalkan alıyor. E'miz de arkadaşlar bulunduğumuz yerde ileri gidiyor. Tekrar o E'ye attığımız yere geri dönmek zorundayız ama ister kendimiz ister otomatik kendi dönüyor. E attığımızda arkadaşlar adamı vurduğumuz fazladan hasarlar geri dönüşte mesela %25 olarak yansıyor. Hani E attıktan sonra fazla hasar veriyorsunuz. Zor matchup bu arada Volibear arkadaşlar. Ona göre dikkatli oynamamız lazım. Tek hataya oyunumuz biter söyleyeyim ben size. R'miz de arkadaşlar düz bir çizgide gidiyor. Yasuo R'si gibi düşünün. Biraz ama farklı bir tarz. Adamları topluyor. Hepsini birden vurmaya başlıyor. Bize kışkırtma çekecek galiba. Yok. Güzel. Şöyle bir Q hop. Bir Q aradan vurduk. Şöyle bir tane normal vurdum. O da bizi. Şöyle bir Q daha. Ah be. Değilse var ya. O bir Q da değilse güzel olacaktı. Güzel. 2 level olduk. Volibear da kalkan aldı. Bakın W vurduk hemen. Kalkan da aldık gördüğünüz gibi. Şöyle şu takasları böyle atmamız lazım. Bu arada arkadaşlar pasifi de Yone'nin ikinci vuruşu %50 AP %50 AD vurur. O yüzden çok bir sıkıntı çekmiyor bu konuda. Normal vuruşlarında yani AP de vurduğunu görebiliriz. Hemen şöyle normal vuruk aldım. Hop tak Q tekrardan. Güzel dövdük bence Voli'yi ama dikkatli olmalıyız. Dediğim gibi tek bir atarında biteriz ama niye atarlı oynamayı bilmiyorum. Ben olsam atarlı çoktan oynamıştım. Bakın E'm de şu işe yarıyor. Şöyle vurduk hasarı geri döndürdük arkadaşlar. Şurayı da alalım. Hop tak burayı da aldık. Geri döndük. Şurayı bir de ward atacağım. Buraya da güzelce wardumuzu attık. Şimdi Volibear orada minyonları vurmaya devam ediyor. Şöyle tek Q'ladık. Flash atıyor üzerime. Ne yapıyor? Neden flash attın Volibear'cim? Allah ele bu arada arkadaşlar gold 2 falan ucu var. Beni ısırmasa çok sevineceğim. Çok makbule geçer ayıcım. Güzel. Bence güzel takas attık. Karşı jungle gözükmedi. Kesin bana gelecek. Ben eminim ya. Hep bana gelir bu jungle'lar. Güzel bir şekilde ittirdik. Adamı kule altına hapsettik. Bakalım bizi neler bekliyor. Bu sıkıntı olabilir. Ah tamam geri çıktı. Volibear'ın flash'ı yok ona eminiz. O güzel. Onu biliyoruz. Şimdi geldiğinde E ile bir takas deneyeceğim. Şöyle. Vurdurmadı kendine. Geri döndüm ben de. Şöyle hemen W ile de farmları da kaçırmayabiliyorsunuz. Q'larımız zaten fazla vuruyor. Orada takas var. Geliyorum. 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 Geldim. Flash'ı yok onun. Gir gir. Niye girmiyorsun? Niye kaçıyorsun kardeşim? Girmediğin için ben de bir tık sıkıntıya girmiş olabilirim. Yardım yardım gir 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 gir. Hemen şöyle Voli'yi keselim öncelikle. Şöyle geride döndük. Buradan devam eder miyim? Talon da geliyor o yüzden devam edeceğim. Şöyle biraz şöyle duralım. Talon'dan dolayı bize vuramıyor. Talon'un flash'ı falan yok mu ya? Ah! Vlad buradaymış. Yone ve Yasuo için çok önemli. Savaş çizmesi aldık. Vlad'ı görsem çok daha iyi olurdu. Şöyle geri git, ileri gittim. Şöyle bir Q da alalım şuradan. Q almak ne önemli? Çünkü ikinci Q'muzu hemen atıp getirmeye yarıyor. Şöyle yaptım. Şu taraftan da vurdum. Hop bir de W'den kalkan alalım. Gider misin buradan Voli'cim? Gider misin? Okey. Ağır yara da almam işime yarayabilir bu maç. Ağır yara da almam gerekiyor. Bu arada ilk Q, ikinci E fullliyoruz. Bunu da unutmayın çünkü E'mizin hasarı artıyor. Tak! Şöyle vurduk güzel oldu. Şöyle geri geldik. Ayıcım, ayıcım sal beni ayıcım. Şöyle ben de gelişine bir vurdum. Ya hayır be! Çok vuruyor arkadaşlar, çok vuruyor. Gerçekten ölmemek için kendimi zor tutuyorum. Ayı gerçekten şiddetli ve tehlikeli vuruyor. Buraya yardım isteyelim. Biri gelirse herhangi biri gelirse free kill alır. O yüzden yardım istedim. Hayır hayır hata yapmayayım hata yapmayayım hata yapıyordum. Buraya gelmeye lazım ama bu adam 6 olursa hiç makbule geçmez bizim için. Evet arkadaşlar E'm gelirse keseceğim. E'mi bekliyorum. Şuradan da biraz can yenilemeyi deneyeyim.
Öyle bir matchup'tayız ki şu an zor bir matchup. Kolay değil. Kötü oynadım biraz. Orada E'den sonra iyi oynasam belki kesebilirdim. Hemen gördüğünüz gibi hop kalkan da aldım. Ölmeyeyim. Ölmedim. Çok güzel. Hemen R'yi attık. Adam da R'nin önüne geçti bir de. Az kalsın araya gidiyorduk. Güzel. Burayı da kestik. Tilt olmuştur voli. Bizim takım arkadaşlarını da baitlemeyi başardık. Hemen buraya gidiyorum. Kuleden plate almak istemiyorum. Base gidip gelelim. Aslında lifesteal lazım. Bir plate lazım ya. Şu Immortal'ın lifesteal'ini almak yerine ağır yara mı alsak önce, ama lifesteal alıp sonra ağır yara alalım. Çünkü lifesteal bizim hayatımızı kurtaracak bu eşleşmede. Canımız indikçe lifesteal yapıp yapıp tekrar lane'de duracağız gibi düşünüyorum. Çünkü bu da şimdi çivili falan alır bu hayvan voli bir yere biliyorum ben. Çivili falan alır arkadaşlar. Sonra bizi eziyet çektirmesin. Hemen koşup burada base'imizi atacağız. Şöyle. Şurada base'imi atıyorum. Ne almış? Evet arkadaşlar, çivili alt item almış tahmin ettiğim gibi. O yüzden biz de hemen bir lifesteal koyalım cebimize. Güzel, lifesteal'imizi koyduk. Hemen koşuyoruz. Evet arkadaşlar, sizin için şu an ben her gün video çekiyorum. Siz de artık 1000 like'a geçelim arkadaşlar. Bu videoya özel 1000 like gelirse, şu an videoyu durdurup like bölümü atarsanız sevinirim. Her videoya özel 1000 like istiyorum. Artık 1000 like'ı geçmemiz gerekiyor. Çünkü geçemiyoruz biliyorum. Ama sayenizde geçeceğiz bence. Hemen ayıya biraz vurduk, geri döndük. Stun'ı da yedik ama sıkıntı değil. Şöyle Q attık, hop. Devam ettik takasa. Güzel, fena takas atmadık. Bir tane daha Q atınca tekrar pasifimiz gelecek. Kötü bir durum olabilir. Yok, güzel çıktık. Ayağa çabuk sağ olsun. Şöyle girdik. Kim geliyor bize ya? Kim o? Vladimir geliyor arkadaşlar. Şöyle Q'yu geriye doğru da atabilirim. Vladimir ne yapıyor? Ultisi yok. Allah Allah. Kardeşimiz bize ulti attı. Sıkıntı yok. Gel bakayım Vladimir bir daha. Şöyle arkadaşlar E attım. Şimdi bekliyorum. Gördüğünüz gibi voleyi keseceğim önce. Sonra da Vlad'ı kesmeyi değil ama tuşturu var. Hop. Ben öldüm büyük ihtimal. Talon da onu kesecek. Güzel. Güzel. Talon da onu kesmeye başardı. Voleyi güzel kestik. Adam da geldi bizi kesti. Bir tane de kritik almak yerine bir ağır yara alalım. Can yenileyemesin. Ağır yarayı da aldık. Şimdi onlar düşürsün deyip top lane'e tekrardan koşuyoruz. Evet, top'a geldik ama wave ona itiyor. Bayağı bir wave kaçırdık burada. Bir wave falan kaçırdık. Bakalım ne olacak şimdi. Ah, bu farmı da kaçırdım. Bunu da kaçırdım. Hayır. Bunları rahat bir şekilde aldık. Şurayı da alalım. Hemen ward'umuzu atacağız şimdi. Ward'umuzu buraya bıraktık. Volibear buraya gelecektir diye düşünüyorum şu an. Hemen biz de şöyle farmları alalım. Hızlı bir şekilde itiyoruz. Voli gelecek zaten. Voli geldi gördüğünüz üzere. Biz de şurayı şimdi tek Q'lu tak. Böyle Q'larla da rahat bir şekilde farmları alabilirsiniz. Şöyle tek Q daha attık. Şöyle bir Q ile deneyelim. Kulenin canı iniyor. Birazdan plate alacağız. Bu iyi bizim için. İyi bir haber. Voli bir E attıysa kaçmamız lazım. E attıysa agresif oynayacak demektir. Şöyle tek Q deneyelim. Bir de W. Hop. İkinci Q'yu da vurduk. Güzel. Böyle kısa kısa takaslarla burayı kazanabiliriz. Çok rahat bir şekilde. Kısa takasla atmamız lazım. Adamın canı iniyor. Bizim de iniyor ama bizim indiği zaman yenileyebiliyoruz. Çünkü lifesteal almıştık. Şöyle bir tane daha normal vurup geri çıkacağım. Gördüğünüz gibi E'miz bu işe yarıyor. E fullendikçe de daha fazla hasar bırakacak adama. Yani aslında çok güçlü bir çar bence. Şu E'si sayesinde. E'si ile girip çünkü çıkması çok OP. Hemen bir daha Q'ladık. Bir daha Q'layayım mı? Yok. Grace alamet alıyormuş. Bizim adam niye engellemedi? Oradaydı. Grace bana geliyor. Şöyle Grace'i bir selamünaleyküm diyelim. Allah, bu çok kötü oldu. Şöyle ikinci Q'yu da attım. Şöyle kesemeyeceğim büyük ihtimal ama. Yardım var mı midden? Arkadaşlar midden yardım istiyorum ama. Şöyle güzel dodge'ladık, kayıtladık diyelim. Bu ayıyı sabahtan beri kayıtlıyoruz da midimiz öldü. Şöyle E'miz de var, bekliyorum. Nunu girerse gelirim. Nunu gir bakalım kardeşim. Hemen gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde oynadık. Vallahi az kalsın araya gidiyorduk ama ölmedik, mutluyuz. Şu midi de ittirelim hemen. Mide gelmiş ki ittirmeden olmaz. Şurayı da ittireceğiz. Talon'da zaten tapa gitmesi gerekiyor. Gidiyor güzel bir şekilde. Hop şöyle devam. Son bir şuna attık. Şöyle aldık. Şimdi tek Q'yla da gideceğiz ama şuradan bir Draven geliyor sanki. O Draven'ı da bir kesmemiz yok mu? Ah be, bize gelmedi. Öldü. Hemen base'imi atıyorum. Immortal'un şu 1300'lük Doruk Sadağı itemini alabiliriz. Ya da kritik alabiliriz. Bence kritik almak daha worth gibi. Kritik almayı seviyorum. Bir de saldırı hızı aldık. Yönedebildiğiniz gibi saldırı hızı da çok önemli.
Kriti ve saldırı hızını aldık. Bakalım bizi neler bekliyor. Tamam mı? Mid'e alamet açtı. Ben hemen mid'e geçiyorum. Mid'i çok rahat bir şekilde 2v1 atabilirim diye düşünüyorum. Zaten onun da geliyor. Kule de düşmeyecek. Kulenin 2 plate'i kaldı. Belki bir plate daha indirirler diyecektim de onu da indiremezler. Bunu yakalarsa rahat bir şekilde kesebiliriz. Aa, ne oldu? Nasıl ölüş o? Bunu ne yaptın kardeşim? Ulti attı bana Vladimir. Ultisi de öyle kaldı. Sürekli ulti atıp duruyor bana da. Ben nasıl bir ulti bilmiyorum bu. Ha, böyle de ulti atmazsın. Talon geldi. Vlad'ın W'su var mı? Vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle hemen biz de destek verelim derken Talon kesti onu. Talon'a baksana da nasıl kasmış. Hayvan gibi kesiyor. Şurada da Volibear var. Volibear'ı bir karşılamak lazım mı? Volibear'la burada kapışırım isterse de istemiyor kapışmak. Biz de lane'imize tekrar dönelim. Güzel. Immortal bittiğinde arkadaşlar, yani kalkan yay bittiğinde ölümsüz kalkan yay çok güçleniyor. Çar yani gerçekten öyle böyle güçlenmiyor. Sonra da ebedi alıyorsunuz zaten. Sonra da bir kan usamış. Tadından yenmiyor zaten. Benim en sevdiğim build'i bu. Gale Force'u çok beğenmiyorum. Yani güzel bence ama daha güzel build'leri var tabii ki de. Şöyle gelin. Şimdi bir Q ile denemeler yapalım derken E açmış oraya. Denedik, olmadı. Şöyle bir W ile vuralım. Tilt ediyor arkadaşlar bu vuruşlarımız. Hasar vermese bile, yani adama vurmaya çalışmam bile adamı tilt ediyordur. Q'lamaya, W'larla dövmeye devam ediyoruz. Adamın hiç öleceği yok gibi. Çok uzak oynuyor. Sıkıntı yok. Farmda iki katıyız. İki katıyız. Vlad geliyor tapa. Gördük onu. Hemen çıkalım geri. Baitleyeceğim arkadaşlar. Talon da geliyor çünkü. Vlad burada. Onu biliyorum. Hemen şöyle hop hop nereye vladım? Öl bakalım. Bir voli ile de kapışalım derken buradan da vurabiliyoruz ama artık Talon'u öldürdüler. Talon buraya kadar verdi ama sıkıntı yok. Birebir değişim oldu. Vlad'dan biz asist alabildik. Zaten bu videoda bize kill gülmeyecek gibi. Ama sorun değil. Hemen şuradan devam edelim limitten. Şöyle ittirdim burayı. Grace'e bakar mısınız? Çok güçlü. Bana çok da fazla vuruyor. E'si daha gelmedi. Phase dışı da bitti. Büyük ihtimal yakalayamayacak. O yüzden kaçmaya devam ediyorum normal yoldan. Hemen şöyle geri de geldik. Geri geleceğiz mecbur. Onu da biliyor. R'ye deneyecektir. Ah, kaçtık güzel. Buraya yardım yok bu takımdan ya. Adamlar beni kovalayıp duruyor. Israrla yani, ısrarla. Şuradan ben bir can doldurayım derken Nunu gelmiş. Şuradan bir güzelce canlarımızı çekelim. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Dayan. Nunu ile 1v1 atıyoruz. Nunu ile derken Volibear'ı kestim. Öldüm. Sıkıntı yok. Şimdi Immortal bitti arkadaşlar. Şimdi onlar düşünsün. Bir de Ebedi'ye gidelim. Tadından yenmesin. Let's go. Neden ikinci Ebedi alıyoruz arkadaşlar? Çünkü Ebedi aldığımız zaman %100 kritiğe ulaşmak şansı. %90 mı 80 mi ne kritiğe ulaşıyor. Direkt kritik vuruyoruz ve kritik hasarı da arttığı için bizim için çok kolay oluyor. Yani rahat bir matchup. İzliyoruz Ebedi'yi bitince. Ben buraya TP mi atsam? Aa, bota TP geliyor. Ben de atıp bizimkiye kurtarabilir miyim? Atıp kurtarabilirim arkadaşlar. Geldim buraya, geldim. Ölme kankam. Serafincim ölme lütfen. Şöyle arkadaşlar. Burada bir fight yapayım uzun. Orada bu Talon'da kaldı yine Vladimir ikili. Ben de Volibear'ı aldım. Güzel, burada biz de TP'ledik. Bizim de TP'miz var dedik ve takıma yardım ettik. Güzel oldu. Talon Draven'da yakalayacak mı? Yok, yakalayamadı galiba. Flash'ı varmış, yakaladı. Ben de Grace'i yakalamak istiyorum. Grace'i tanklayabilir miyiz ya bu kuleyi? Şöyle. Hop tak. Onu da öldürdük gördüğünüz gibi. Şuradan da bir can yenileyelim. Zaten çok hızlı can yeniliyoruz. Samir mesela arkadaşlar tapa gitmesi lazım. Böyle işaret atmak yerine hatayı burada yapıyor. Hani burada tapa gitmediği için işaret atması çok normal. Tapa gitmesi lazım. Ya burada mesela ağlaması çok normal arkadaşlar. Çünkü burada tapa gitmezseniz ağlarsınız yani. Bu burada oyun bilgisi devreye giriyor ve tapa gitmediği için adam ağlıyor. Mümkün olaraktan. Hemen şöyle Q'ları atalım. Ne yapıyorsun kankam sen ya? Gel bakayım bir. Çok rahat bir şekilde kestirdik bunu da. Hammer'ı da çok rahat bir şekilde kestik. Hemen buradan da ilk kuleyi alalım. Hemen base'imizi de atıyoruz arkadaşlar. Let's go. Bir tane tek kılıcı, bir tane de kritik aldık. Kritiğimiz %88 oldu. Yani şu an artık her vurduğumuz adam o düşünsün diyoruz yani. Her vurduğumuz atak neredeyse kritik gelecek. %88 kritik var, koşalım. Evet, şimdi lane'e geldim. Hemen karşımda Volibear vardı ama kaçtı. Şöyle şurayı da ittirelim. Ne oluyor bot side'da? Bizimkiler ölüyor. Yapacak bir şey yok. Orada ne işleri var? Çok abartıyorlar yani. Kendileri de o kadar önde değilken abartıyorlar.
Bilmiyorum ya, garip. Saygı duyuyorum ama yaptıkları biraz garip. Ben tapu ittireceğim. 13 level'ım. Çok güçlüyüm şu an. Ya bir Grace bizde kafa tutabiliyor ya. Grace çok vuruyor ama halledeceğiz onu da. Merak etmeyin abi. Hemen burayı aldım. Vladimir Midside'da. Hemen midden şöyle kayalım. Kayarak Vladimir'e gidelim. Burada da Grace var. Grace'i de kovalayabilirim. Ama orada fight var. O fight'e yetişebilecek miyim? Grace bu çaldaydı. Çıkmış. Drake'i biz aldık. Güzel. Hangi birine koşacağımı şaşırdım ya. Her bir yerde adam var. Geliyorum, geliyorum. Samiracığım geliyorum. Sakin ol. Grace'i yakaladım ama Samiray'ı kesecek galiba. Ben şuradan kovalıyorum. Öldün Grace'cim, kaçamazsın benden. Selamünaleyküm. Beni o kadar kovaladın şey boyu. Öldün kanka. Bir tane normal vursam ölüyorsun. Volibir de orada kesti bizimki. Kazanıyor mu orayı? Kazanıyorlar galiba. Güzel, ben de buradan devam edeyim. Biz de burada şeyi kestik. Rahat bir şekilde Grace'i kestik. Voli de onları mı kesiyor? Allah. Voli ölmeye devam ediyorlar. Ben de burayı ittireceğim. Volley'nin 3-3 olması benim için çok iyi bir haber mi? Hayır, kötü bir haber ama halledilebilir mi? Halledilebilir, sıkıntı yok. Buradan devam etmeyeceğim. Vladimir falan gelecek. Volley de zaten buraya geliyor. Ben şu Volley'i bir yolda karşılayayım. Kesebilir miyim? Zor ya. İtemleri çok tank ama vururum bayağı hasar. Nerede? Buradaydı. Nun'un ölüsünü bu arada Volley 1 sandım ya. İkisi de gerçekten aynı renkte ve aynı büyüklükte olduğu için. Hemen devam ediyoruz. Şöyle base'imi dağıtayım. Ebediğim de bitti. Bundan sonra kanonstamıştı atacağım. Alacağım. Aldıktan sonra çok daha rahat olacak işler. Hemen ebediyi bitirdik. Fazla vurmaya hazırız. Şu an kritiği de aldık. %100. Hemen let's go diyoruz. Ve maçı bitirmeye doğru geliyoruz artık. Evet, geldim şimdi lane'e hemen. Mid lane'e geldik. Gördüğünüz gibi her vuruşumuz kritik zaten. Öldün Draven'cım. Kaçamazsın. Geri döndüğüm an ölecek. Evet. Gördüğünüz gibi E skin'i kullandığınız zaman ya geri dönene kadar bayağı hasar vursanız yetiyor. Full öldürmek zorunda değilsiniz. Bana niye böyle giriyor? Bir keserim ki ben seni. Gördüğünüz gibi life stilde çok rahat yapabiliyoruz. Şöyle bir çıkalım. Benle fight atmak isteyeceğine hiç emin değilim. Çünkü bende immortal da var. Gördüğünüz gibi hasarı da deli gibi verip öldürebiliyoruz hepsini. Yemur orada. Ben şuradan da bir can fullleyeyim. Yani çarp bu seviyeye geldiğinde çok güçlü. Bu seviyede sadece sağ tıkla falan herkesi kesebiliyor. Bizimkiler de baron alsın. Samira niye burada? Samiracığım niye buradasın kardeşim? Barona gider misin? O barona gitsin. Ben de buradan ittirmeye devam edeyim. Çünkü onun barona gitmesi daha mantıklı. Ben buradan Draven'ı falan kesebilirim. Gördüğünüz üzere Draven'ı da kestik zaten. Katliam aldırdım. Hop devam edelim. Kim gelebilir? Ultim olsa keserim de hepsini. Ultim yok. O yüzden bir tık saygılı olmak zorundayız burada. Ölebiliriz. Ama Vladimir'in ultisi de yok galiba. Olmaması lazım. Daha gelmemiştir. Hemen şöyle E'ye bastık. Grace'e doğru girdim. Gördüğünüz gibi normal vuruşları kaçırmayın. Normal vuruşlar sizin en büyük silahınız. Ayı biraz sıkıntı olur. Şöyle gireceğim. Hop şöyle yaptım. Hop şöyle bir daha döndüm. Arkadaşlar ah be! Şimdi kanonslamıştı aldık. Şimdi zaten hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece Q atsak bile hepsi ölüyor. Let's go. Şimdi ölümün dansı alabiliriz. Starak da alabiliriz. Ben Starak almak istiyorum ama Starak alamıyoruz galiba. Evet alamıyoruz. Ne yazık ki Starak alamıyoruz. Çünkü aldığımız setinden dolayı. Şöyle alalım arkadaşlar. Bence ölümün dansı almalıyız. Çünkü zor alıyoruz zaten. Ölümün dansı daha da bizi zor öldürecektir. O yüzden kazmayı tercih ettim. Hemen TP atabilirim. Bizimkiler ölmesin diye. Tapa mapa. TP'ledim burayı. Bana girerlermiş 5 kişi. Girecek gibi duruyorlar. Hemen ben attım E'yi. Hop şöyle bir ifade alalım arkadaşlar. Ama ben öldüm galiba. Ya niye Seraphine çok geç atıyor ki ultiyi? Niye gelmiyorlar? Bilmiyorum ama. Sorun yok. Sorun yok. Kazandık orayı da. Bizimkiler de kazanır orayı. Let's go diyelim. Burada ne çıkmamız lazım? Ölümün dansı çıkarsak çok daha az ölürüz. Hasarın da büyük çoğunluğunu bu arada Humor'dan ve Vlad'dan yemişim. Yani AP'ye vurmuşlar.
Ölümün dansı yerine aklın sonunu tercih edebilirdik aslında, ya da koruyucu melek. Hatta koruyucu melek tercih edelim. Ölümün dansından vazgeçtim çünkü AP hasar çoğunlukla yediğim için zır verdiği için ölümün dansı o kadar da etkili olmayacaktı bizim için. O yüzden ben tercihimi değiştirdim. Şimdi hemen lane'e koşuyorum, oyunu bitirmeye gideceğim artık. Yani 3 tane inhibitor açtık zaten, maçın mesela an meselesi. Gidip hepsini kesip maçı bitirelim diyorum. Evet, devam ediyoruz şimdi. Burada beni 1v5 yakalayabileceklerini düşünüyorum. O yüzden çok agresif oynamayacağım. Bir tane daha yük alırsam aslında. Şöyle alamadım. Evet, toplandılar gördüğünüz gibi. 1v5 denemeyeceğim. Bizim takım bekleyip de garanti bitirmek istiyorum maçı. Şöyle 2 tane Q yük yaparsam Ymir ölür ya da başka biri. Şöyle 2 Q yük yaptım. Mesela Ymir ne yapıyor burada arkadaşlar? Dedim ve gördüğünüz gibi öldü zaten. Yani dedim öleceğini söyledim size. İkinci Q'yu da attık. Şöyle devam edelim. İkinci Q da önemli. Arkadaşlar bu ikinci Q'yu aldıktan sonra şöyle. Allah. Burada biraz bizim base'e kadar uçtuk. Sıkıntı yok, hemen can yenileyelim. Volibear biraz can yenilememizi azaltıyor ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir W da attım. E'mi bekliyorum. E'm geldiği zaman direkt hepsini kesebilirim. Minyonlar çıksa da bir Q stacklesek. Üçüncü Q artı E yapsak. Güzel olacak. Aa, minyonlar geldi. Can da yeniliyoruz. Hemen gördüğünüz gibi Vladimir'i kestik. Grace de bizle savaşmıyor. Şöyle girdik. CC'den çıkabilir miyim? Teşekkürler. Şu Oli'yi de kesmek istiyorum artık ya. Ama ölmüyor hayvan ya arkadaşlar. Görüyorsunuz Oliver'in gücünü. Ama onu da öldürdük. Hemen şöyle 4'te 4'te aldı Samira ve maçı bitirmeyi başarıyoruz. Tak 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 diye hepsini indirdik. Hemen bir de hasar tablosuna bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hasar tablosu da şekilde gördüğünüz gibi oyunda en fazla hasar yine biz vurmuşuz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup video like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.